yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Evet, Fırat'ın rotasında sizlerle birlikteyiz yeniden ve haftanın son günündeyiz. Ve dün size hatırlıyorsanız demiştim ki ikna edebilirsem Atilla Yeşilada'yı yarın programa alacağım. Dün biraz Erkin Şahin Öz'le sohbet ettik. Erkin piyasanın biraz aşağı yönündeydi. Yani ayı piyasası diyeyim. Erkin'e şimdi buradan ayı demeyeyim ben. Hani. Ama sen bir boğasın. Fevkalade özel şahıs değil mi? Föş abimiz burada. Hoş geldin Atilla. Günaydın. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi sabah 5'te kalkıyorsun. Buraya kadar geldin. Biliyorum sağlığında da problemler vardı. İnşallah iyisindir. Evet ama psikiyatristim zararsız çevreye. Evet. Şimdi nereden başlayalım? Bu Moody's işinden başlayalım istersen. Başlayalım. Bir sen nasıl okudun? Yani kahkahalarla. Şimdi ya olayın bir ekonomik boyutu var, bir de ticari boyutu var. Ekonomik boyutu bayağı karışık. Eğer Türkiye'nin stoklarına bakarsan, yani kamu borcu, milli gelir oranı, işte hane halkının borçluluk oranı falan, Türkiye çok daha yüksek bir not hak ediyor. Evet. Bundan kimsenin şüphesi olamaz. Ama akımlarına, yani dinamiklerine bakarsan işler yeniden sarpa sarmaya başladı. Bütçeyi özelleştirmeler ayakta tutuyor. Yoksa çok yoğun bir harcama artışı var. Cari açıkta dün Şubat'tan itibaren yeniden dengelenmenin, yeniden dengesizleşmeye döndüğünü gördük. Özel, yani kamunun dış borcu yok. Kamunun borçluluk oranları fevkalade ama finans dışı özel sektörün altından kaldıramayacağı kadar bir döviz borcuna girdiğini görüyoruz. Vesaire vesaire. Ama yine de ekonomi, yani ekonomik şeyle şartlarda evet Türkiye'nin notunun yükseltilmesi için bir argüman geliştirilebilir. Çok %100 olmasa da ama ben bunların hiçbirinin önemli olduğunu zannetmiyorum. İşin ticari boyutu çok mühim. O da şu. Bugün yani Fitch'ten beri en büyük fonlar ki bunlar Moody's'in de müşterisi. Türkiye'de dev pozisyonlar aldılar. Hem Euro tahvilde hem Dibs'de hem Swap'ta. Bu adamlar Moody's notu arttırdığı anda ondan sonra geleceklere malı boşaltıp paradan alıp gidecekler. Ya da başka yerlere yatırım yapacaklar. Yani yargılayacağı anlamda söylemiyorum. Evet, klasik yani, klasik gerçek finans oyunu. Evet. Evet, yani adamların pozisyonları o kadar büyük ki piyasayı sarsmadan çıkamazlar. Onlara muhakkak en az onlar kadar iri fil boyunda başka yatırımcıların talep göstermesi lazım. Dolayısıyla Moody's yapacak. Yani dünkü açıklama çok komikti. Ha, barış sürecine inanıyor muyum? Yani başarılı olması zor ama inanıyorum tabii. Kim barış istemez? Onun getireceği ekonomik nemalara inanıyor muyum? 5 sene sonra belki. Ama daha önemli bir şey var. Ocak ayında zannederim en son konuşmuşlar. Ne diyordu Moody's? Kardeşim, biz Türkiye'de sürdürülebilir bir büyüme modeli görmek istiyoruz. Yani nedir sürdürülebilir modeli? %5'in üstünde enflasyon, milli gelirin %5'inin üstünde de cari açık üretmeyen ama %4-5 büyüme sağlayan büyüme modelini bana getirin, ben size notunuzu vereyim. Evet. O günden buna o büyüme modeline geçemediğimiz belli oldu. Veriler de kötüleşmeye başladı. Adam şimdi Paris süreci var. Yani çok bahane arıyorlar. Peki önümüzdeki şöyle bir şey olamaz mı ya? Ben onu şöyle yorumladım Atilla. Şimdi hadi barış süreci bir ay önce vesaire biraz daha önce başladı. Hani bu ne kadar ciddi ya, bunu 50 kere böyle işte yok silahları bırakıyoruz falan filan dediler. Hepsi böyle saman alevi gibi geldi geçti. Hani bir izleyelim de ondan sonra değerlendirelim demiş olamazlar mı? Yani bu arada işte akil insanlar vesaire iş ciddiye binmiş gözüküyor. İşte onlar hükümete rapor verecekler. Yani şu son bir aydaki süreci değerlendirip evet tamam bu ciddi, şimdi artık değerlendirmemize bunu alabiliriz diye düşünmüş olamazlar mı? Şimdi barış süreci boyutunda kesin olan, ben bir bankacı olsam bir ülkenin kredi notunu etkileyeceğini düşündüğüm bir tek olay var. PKK'nın geri çekilme kararı almasıyla birlikte bu yıl boyunca terör olmaz. Bunun bir ekonomik getirisi var. Çok büyük değil ama var işte. Boru hatlarını terör yapmayacaklar. Allah göstermesin batı kentlerinde bir hayvanlığa girişmeyecekler. Ama bu çok kısıtlı. Diğer bahsettiğimiz işte Güneydoğu'ya yatırım gitmesi, teşvik paketinin işlevsellik kazanması, bu vasıtayla
Irak ve Suriye ile ticaretin artması, güvenlik harcamalarının azaltılması gibi nemalar PKK'nın silah Türkiye'den çekilmesiyle olmaz, PKK'nın silah bırakması ve Kürt aktörlerinin ve Kürt seçmen tabanının makul isteklerinin anayasaya ve yasalara yansıtılmasıyla olur. Evet. Bunun olabileceğine dair de hiçbir işaret görmüyorum. Evet. Ayrıca şahsi kanaatim de değildir, anketlerde de böyle bir işaret görünmüyor. Evet. İnsanlara barış sürecini destekliyor musunuz diye sorduklarında destekliyor. Yani ne psikopat mıyız biz ki desteklemeyeceğiz? Yok, ben savaş sürecini destekliyorum. İki, buna rağmen bakın yani o kadar büyük bir güvensizlik var ki toplumda. Efendim barış sürecini destekleyenlerin oranı %58'e çıkmış. Demek ki %42'miz kan dökmek ve birbirimizi öldürmek istiyoruz. Bu başarı sayılamaz ki. Somut sorular sorduğunuzda yani Kürt aktörlerin şurada burada dile getirdiği talepleri sıralayıp vatandaşımıza bu talepleri kabul eder misiniz diye sorduğunuzda oranlar %20'lere düşüyor. Dolayısıyla Moody's'in bunu bahane olarak göstermesi çok şey, aptalca, doğru değil. Anladım. Yani şeye sen benziyor, o yüzden bu, komik, yani Nasrettin Hoca'nın hikayesini, hani ben gelecek sene yonca biçeceğim, sana paranı ödeyeceğim. Yani evet, eğer bankalar böyle kredi verselerdi hepimiz zengin olurduk. Evet. Dolayısıyla şey bulmuyorum yani. Evet, peki Atilla, şimdi gelelim. Burada bu arada sorular da gelmeye başladı ve Turgut Cin şöyle bir soru sormuş. İki tane aslında mail göndermiş. Özellikle maili için teşekkür ediyorum. Bu arada senin de çok yakından tanıdığım, benim de çok yakından tanıdığım arkadaşımız olan ve 14 Nisan 2009'da hayatını kaybeden Salih Nefçi'yi dualarımızı göndermemizi, anmamız gerektiğini belirtmiş. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Ben 14 Nisan olduğunu bilmiyordum Turgut Cin'e. Salih Nefçi'yi de bu vesileyle anmış olalım. Önemli bir ekonomisti ve gerçekten de dünya çapında bilinen bir ekonomisti. Kendi geliştirdiği teorisi vardı, Nefçi teoremi. Türk bilimine de büyük katkı yapmıştı. Şimdi Salih Nefçi, bir cümle söyleyebilir miyim? Buyurun. Her şeyden önce gerçekten çok kaliteli bir insandı. Ben evet, doktor yıllarımdan beri tanıyorum. Hiçbir zaman nezaketini ve efendiliğini bir kenara bırakmadım. İkincisi, biz ekonomistlerin bir sorunu var. Biz genelde reel dünyanın sorunlarıyla ilgilenmiyoruz. Ben kendi adıma konuşuyorum ya da çözüm bulamıyoruz. Salih Nefçi yalnız ekonometri alanında, makro ekonometri alanında bilime verdiği katkılara değil, aynı zamanda dünyada hemen hemen bütün Çin dahil, Çin hükümeti dahil danışmanlık yapıyordu. Yani bilgisini stratejiye, işe yarar bir çözüm modeline çevirmişti ki yani ben de büyüyünce onun gibi olmak istiyorum. Yani ölü olmak istemem, yanlış anlama, ama büyüyünce onun gibi olmak istiyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum katkın için. Şimdi yine soru, bu soru güzel bir soru, Turgut Cin'in sorusu şu, ama izleyicilerimiz çok merak ediyor. Sen son zamanlarda ciddi bir ralliye inanıyorsun ve tam bu ayım dedin ve ona geleceğim. Bu sorunun içerisinde de biraz o var. Merkez Bankamız serbest piyasa ekonomisinde olmamıza rağmen mali piyasalarda nefesini her daim hissettiriyor. Dolarda neredeyse birkaç kuruşluk oynamalara dahi müdahil olacak. Faiz piyasasında da aynı şekilde. Fakat borsada herkes istediğini yapacak. Moody's'in dünkü açıklamalarından sonra birkaç güne kadar notu arttırması gerekmez mi? Diğer durumlar spekülasyona girmez mi? Hele iki gün sonra yanlış anlaşıldığı açıklaması gelirse ne olur? Kimse bu kuruluşa bu kaçıncı yanlış anlaşıldı diye sormaz mı? Demiş. Maalesef Türkiye'de bütün bu derecelendirme kuruluşlarının nasıl çalıştığına dair çok yaygın yanlış anlamalar var. Moody's bir kere açıklama yapmadı. Moody's'in düzenli olarak bütün değerlendirdiği ülkeler ve kurumlar için yayınladığı bir kredi derecelendirme görünüm raporu var. Orada bundan not arttırımını etkileyebilecek bir süreç olarak bahsetti. Yani bize özgün bir açıklama değil, rutin olarak herkes için yaptığı bir açıklama. Yapmamalı mıydı? Yani adam bir gelişme görmüş, bunu not etmiş, devam ettiriyor. Hiçbir şey bu konuda müşterilerine uyarı vermeden aniden not artırsa ne olacak? Bu sefer de spekülasyona sebebiyet verdi diyeceğiz. Evet. Dolayısıyla ne zaman arttırır? Yani kendi içinde tutarlı olmak için en fazla 3 ayı var. Çünkü 3 aydan sonra seçim satım haline giriyoruz. Bütçe harcamaları patlayacak. Merkez Bankası'nın yer yer bağımsızlığını ve ekonominin sağlığını gütmekten vazgeçip
Evet. Hükümetin seçim kazanmasına destek verecek politikalar izlediğini göreceğiz. O şartlar altında bir not arttırımı ne Türkiye'nin ne Moody's'in kredibilitesine yardımcı olur. Hı-hı. Dolayısıyla şimdiden arttırmasında fayda vardır. Evet. Şimdi Atilla, gelelim şu rally işine. Son zamanlardaki yazında, yaklaşık belki 3 haftadır diyeyim ben. Doğru muyum? Yani son 1 aydır, son 2 1 aydır özellikle bu ciddi bir borsalarda rally'nin başladığını söylüyorsun ve bundan da çok net gerekçeler sunuyorsun ortaya. Şimdi izleyicilerimiz açısından da hakikaten sadece bizim borsayı mı kastediyorsun, yoksa uluslararası tüm borsalarda mı bir rally başlıyor, sence sebepleri neler? Riskli varlıklar diyorum. Yani şu anda kredi enstrümanları dediğimiz bono tahvil piyasasında başladı. Hisse senetlerine de sirayet ettiğini görüyoruz son 3 gündür. En arkasından da emtialar gelecek. 4 tane basit sebebi var. Birincisi, özür dilerim. Estağfurullah. Lehman krizinden bu yana ilk defa olarak sürdürülebilir ve kalıcı bir büyüme sürecine geçiyor dünya ekonomisi. Tabii ki riskler her zaman var ama geçmişteki yıllarla karşılaştırdığımızda şu anda dünya ekonomisini bir kere daha tökezlemeyeceğine dair daha fazla işaret alıyoruz. İkincisi, Fed'in yanında Japon Merkez Bankası radikal bir parasal genişleme kararı aldı. Hı hı. Avrupa Merkez Bankası da mecburiyetten onların izinden gidecek. Özetle, yani Japon Merkez Bankası bilançosunu 2,5'a katlayacak 2 yıl içinde. Ya. Yani evet. 1,5 trilyon dolar para basacak. Özetle hem reel ekonominin hem piyasaların çarklarını yağlayacak kadar likidite var ve bunun çok uzun süre geleceğini de biliyoruz. Üçüncüsü, enflasyon üreten koşulların... Tam o noktada, oraya geçmeden, üçüncüsü enflasyon üreten koşullara geçmeden önce, tamam Japonya'da 1,5 trilyon dolar basacak ama Fed bu yıl sonuna doğru parasal genişlemeyi zayıflatıp yavaş yavaş da, yani parasal genişlemeyi bitirdiğini düşün bu sene. 2014 yılında bir parasal genişleme daha gelmediğini düşün. Ondan sonra da hafif hafif varlık satışına başlayıp sonra da 2015 sonuna doğru da faiz arttırmaya gidecek. Şimdi o onu absorbe etmez mi? Japonya'nın basacağı 1,5 trilyon doları. Yani o beklenti, o algı. Şimdi Fed'in benim açımdan görüşü şudur. Ben yıl sonunda 2014'te, 2058'de bir şey yapacağım demiyor. Ben istihdam piyasasını çok yakından izliyorum. Emek talebinin kalıcı olarak yükseldiğini görmeden varlık alımlarını sonlandırmam diyor şeklinde yorumluyorum. Dolayısıyla burada bir takvime değil, bir sürece bakıyoruz. Tamam. İşte son Amerika tarım dışı istihdam verilerini gördük. Çok ahım şahım değil. Tabii biraz mevsimsellik de var ama bana sorarsan Amerika ekonomisi ayda 200 bin yeni istihdam üretse bile, evet, sene sonundan önce Fed'i rahatsız edecek boyutlara gelmez istihdam piyasasındaki arz talep koşulları. Hı hı. Fed hata yapmazsa, yani ekonomideki toparlanma gerçekten güçlendikten sonra QE varlık alımlarını azaltmaya başlarsa bunun neticesi çok daha az olur. Hı hı, tabii. Tabii ki haklısın. Birden sonsuz bir parasal genişleme dünyasından paranın daha az bulunduğu bir ortama gireceğiz. Yalnız piyasaların tek fiyatlama unsuru bu değil. Likiditenin azaldığı ya da artık artmadığı bir ortamda bunun karşılığında AB, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki yıllara yayılabilecek güçlü bir büyüme sergiliyorlarsa bu piyasalardaki kaygıları telafi edecektir. Anladım. Bu Fed'in bahsettiğin süreci beni de, yani QE'den çıkma süreci beni çok endişelendiriyor. Türkiye bağlamında endişelendiriyor. Çünkü biz dünya büyümesinden ilham alan bir ekonomi değil, dünya faiz seviyesinden ilham alan bir ekonomiyiz. Doğru. Dolayısıyla kredinin zorlaştığı ya da pahalılaştığı her ortam Türkiye için risk teşkil eder. Müsaadenle öteki koşulu da söyleyeyim. Bir, enflasyon pek ortada yok. IMF'nin de raporunun bazı bölümleri, evet, açıklandı. Çünkü hala emek pazarında arz fazlası var. Çıktı açığı devam ediyor. Emtia fiyatları çıpalı. Ve insanlar enflasyon olmayacağını düşünüyor. Evet. Dördüncüsü, hisse senetleri pahalı değil. Yani işte dünyadaki bütün büyük ülkeleri kapsayan MSCI World Index'in FK'sı 14. Ha, ucuz da değil ama bundan önceki boğa pazarlarında bu 14'ün 16-18'e rahatlıkla çıkabildiğini görmüşüz. Anladım.
Ben şimdi özetleyeceğim. Birinci sebep, yani senin rally beklentinin, tüm küresel olarak artık ciddi bir resesyon, depresyon olasılığının ortadan kalkıp sürdürülebilir büyümeye geçilmiş olması. İkinci sebep, Japonya'nın da bu oyuna dahil olup onların da ciddi para basmaya başlaması ve önümüzdeki 2 yıl içerisinde 1,5 trilyon dolar civarında yeni para basılacak olması. Üçüncüsü de, daha doğrusu ikincinin alt sebebi de Fed'in hemen QE'den çıkmayacağını, son Fed açıklamalarından sonra da bunun en azından emek piyasasında işsizlik %6,5'a gelene kadar devam edeceğini, dolayısıyla erken yapmayacağını, bunu bayağı bir toparlama olacağını düşünüyorsun. Erken çıkma olmayacak. Evet. Erken çıkma olmayacak. Dolayısıyla iki sebebi söyledin. Üçün tam enflasyon diyordun. Üçüncü sebep ne? Yani rally için. Şimdi tabii borsalar açısından enflasyonun yükselmesi çok önemli bir tehdit teşkil etmeyebilir ama o enflasyonun faizlere sıçraması hisse senetlerinin değerlemesini olumsuz etkiliyor. Evet. Ve geçmişte bu kadar çok para basıldığında dünya ekonomisi çıktı açığını bu tempoda kapatırken enflasyon baskılarının yoğunlaştığını gördük. Hı hı. Tam emin değiliz nedenlerinden ama o enflasyon baskıları ortada yok. Yani beklentiler bazında, çekirdek bazında baktığımızda dünyada enflasyonun sorun olduğu, işte bizden başka Brezilya ve Hindistan var. Mesela Çin'de sorun değil, %2,1'e inmiş. Hı hı. Gelişmiş ülkelerde hiç sorun değil. Dolayısıyla bu önemli. En sonuncusu da dediğim gibi hisse senetleri pahalı değil. Yani daha çok çağ çok su kaldırır o çorba. Peki Çin'de 2,1'e inmiş dedin de Çin verilerine ne kadar güveniyorsun Atilla? Türkiye yani verilerine ne kadar güveniyorsun Yaşar? Sen önce soruma cevap. Hayır ama cevabı söyleyeyim. Burada. Hayır, Çin veri, çünkü bu konuda çok fazla makale okudum. Yani Çin'den açıklanan, devletin açıkladığı verilerin manipüle edildiğine dair. O yüzden hani HSBC'nin falan şeylerine bakıyorlar, raporlarına, bu PMI endekslerinde falan. Bu enflasyon konusunda da gerçekten yani Çin'de enflasyon 2,1 mi gerçekten sence? Tabii ki değil. Türkiye'de enflasyon 7,1 mi? O da değil. Yani anladım. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki bana çok komik geliyor Çin'le ilgili serzenişler. Çünkü Babacan ilan ediyor. TÜİK yakında açıklama yapacak. Merak etmeyin, dış ticaret açığı düşecek diye. Böyle şey olur mu ya? Yani istatistik kurumu bir ülkenin namusudur, şerefidir. Başbakan yardımcısı kararını vermiş revizyonların ne olacağı konusunda. Yani ama bu Türkiye'de özgün meseleydi. Yani gelişmekte olan ekonomilerde veri kalitesi düşüktür. Burada veri kalitesinin düşüklüğünden hükümetin o verileri manipüle ettiğine geçiş mantıksal olarak doğru olmayabilir. Veri kalitesi çok çeşitli nedenlerden dolayı düşük olabilir. Anladım. Ölçüm hataları veyahut da bireylerin bu işten para kazanma kaygısında. Mesela Çin'de muhtemelen evet ihracat rakamları abartılı. Çünkü hayali ihracat var Türkiye'de olduğu gibi. Ama yalnız ona bakmıyoruz ki hadi ihracat rakamları abartılı. PMI'lara baktığında aslında bu ihracat rakamlarının tutarlı olduğuna dair bir kanaat görüyorsun. Ama daha önemlisi dün baktık işte kredi arzı %12,5 artmış. Onun da ötesinde geniş para arzı dediğimiz, yani bono tahvil ihraçlarıyla birlikte ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %58 daha fazla finansman talebi doğmuş. Bu paranın borsaya gitmediğini biliyoruz. Nereye gidiyor? Tabii ki yatırıma gidiyor, tüketime gidiyor. Dolayısıyla Çin'in bir tek ihracat rakamlarına veyahut da enflasyonuna bakarak ya bu heriflerin aslında durumu kötü de dünyayı iyi göstermek için yapıyorlar demek doğru değil. Çin ekonomisinde rakamlar söylendiği gibi olmayabilir ama geçen yıllara nazaran ciddi bir toparlanma süreci olduğunu inkar edemeyiz bence. Evet, şu an sorulara geçeceğim ama çok kısa bir reklam arası vereceğiz Atilla. Para kazanmamız lazım. Ondan sonra sorulara geçeceğim. Biraz sonra birlikte olacağız sevgili seyirciler. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, para rotası bütün hızıyla devam ediyor. Ben fazla sözü uzatmadan Atilla'ya sözü vereceğim. Atilla, çok güzel yorumlar gelmeye başladı seninle ilgili ve şu an izleyici inanılmaz keyif alıyor. Ben de senin hiç sözünü kesmeden devam etmeni isteyeceğim.
bu arada işte az önce açıkladın, üçüncü şey dedin, enflasyona ilişkin olarak pek bir sıkıntı yok. Ne zaman enflasyon faizleri yükseltmeye başlarsa o zaman borsalar üzerinde olumsuz etkisi olur ama şu an öyle bir durum yok dedin. Dördüncü sebep ne? Yani niye rally beklediğimizin cevabı? Ya hisse senetleri pahalı değil. Yani pek çok işte böyle Mark Faber gibi insanlar falan işte efendim balon oluştu, her an patlayacak falan diyorlar ama aslında balon kredi tarafında oluyor. Yani faizler tarafında oluştu. Amerika'da 30 yıllık faiz %2 mi ne ya? Yani balon budur ya. Yani bundan gerçekten daha başka balon yok. Ya, gerçekten aslında öyle. Aslında bunun patlamasından korkuyorum. Bizde de o zaman balon var yani enflasyon. Bizde akıl almaz balon var. Yani bu senin demin bahsettiğin Fed'in QE sonlandırma senaryosu gerçekleşirse burada kurda ve faizde çok ağır şoklar yaşayacağız. Herkes ayağına ona göre denk alsın ama bu sene olmaz herhalde. Bunların hepsinin seneye öne çıkacak piyasalarda fiyatlamayı etkileyecek unsurlar olduğunu şey yapıyorum. Bence şunu sormakta fayda var müsaade edersen. Ve etik namus gereği. Yani %100 emin misin? Değilim. Çünkü 3 tane kara kuğu dediğimiz ne olacağını tam göremediğimiz ama gerçekleşirse başımıza büyük bela açacak olay var. Bunları takip etmekte fayda var. Birincisi artık kronikleşmiş olan Avrupa Birliği'nin kendini imha çabaları. Yani Avrupa Birliği şu anda bir insan olsa mahkeme kararıyla akli yeterliliğinin olmadığına karar verir, bir akıl hastanesine kapatılır ve o şeye gömleğe koyulurdu. Şimdi Güney Kıbrıs'ta mevduat sahibinin mülkiyet haklarını gasp ettiniz. Arkasından yemini billah ettiniz. Vallahi bu Güney Kıbrıs özeldi. Başka kimseye böyle bir şey yapılmaz diye. Bakıyoruz Maliye Bakanları toplantısındaki taslağa. İleriki banka kurtarma operasyonlarında Interbank mevduatının da zarara iştirak etmesi önerisi var. Avrupa Merkez Bankası 2,5 yıldır finansal riskleri azaltmak ve parasal aktarım mekanizması dediğimiz bankaların fonlama piyasalarına erişmeleri ve bunu krediye çevirmeleri mekanizmasını tamir etmeye uğraşıyor. Ve bu adamlar akıl almaz bir siyasi miyopluk içinde bütün bu çabaları imha ediyorlar. Dolayısıyla orada yarın Slovenya, Macaristan. Yani bu siyah kuğulardan bir tanesi, kara kuğulardan bir tanesi. Evet, ikincisi Kuzey Kore özeli ve fakat savaş. Suriye, İran, Kuzey Kore. Burada yani bu üç ülkede değişik sebeplerden dolayı içerideki aktörlerin ne yapmak istediğini tam anlayamıyoruz. Bu da korku verici. Anlayamadığın zaman modelleyemiyorsun. Modelleyemiyorsun. Üçüncüsü bu Çin'de kuş gribi. Bunu biraz bir iki dakika 30 saniye perspektife koyayım. Her sene kuş gribi var. Bize de geliyor. Birkaç kişi ölüyor. Allah yani geçinden versin. İnsani facia ama ekonomik boyutu yok. Şimdi o öyle değil. 10 yıldır bu virüs her sene şekil değiştiriyor ve bilim adamlarının en çok korktuğu şey bunun insandan insana bulaşır hale gelmesi. Özellikle havadan solunum yoluyla geçer hale gelmesi. Ya inanılmaz bir şey olur. Allah korusun. İşte yani öyle bir şey olduğu anda İspanyol gribi 2 milyon yani 2 milyonu yatırırız yere. Şu anda araştırmalar devam ediyor. Kötü bir bulgu, bilinen tek ilaç Tamiflu. Tamiflu'ya direnç geliştiriyor. Bir de insandan insana geçtiği ortaya çıkarsa yani bir Allah göstermesin sağlık krizi olmasına gerek yok. Bunun lafı bile piyasaların moralini bozar. Çok ilginç. Evet. Yani sen kara kuğu olarak üçüncüde kuş gribini söyledin. Evet gelelim hemen çok önemli diğer sorulara. Artık isim verilere şey yapmayacağım. Bir, borsada hangi sektörü önerirsiniz? Vallahi hiçbir sektör önermem. Kardeşim gidin BIST mi oldu? BIST 30 alın, satın siz. Ne hisse senedi seçiyorsunuz? Karşınızdaki adamlar 30 yıllık 1 milyar dolar para yatan insanlar. Endeks alıp satın ya. Evet, spor hisseleri sorulmuş Zeynel. Yok, her konuda konuşacak kadar aptal olabilirim ama spor hisseleri konusunda konuşacak kadar aptal değilim. Canıma önem veriyorum. Evet. Altın ne olacak Atilla? Türk milletinin, ben sana bir şey söyleyeyim. Ya faizlerde altın, düşünce %70 portföy altına geçmiş ya. İnanamadım ben. Kimlerden? Ne? Türk insanının bayağı ciddi altına yatırım var. Ya altın biraz Fatma Gül'ün hikayesine benziyor. Yani şimdi altında şöyle bir sorun var. Yani
altın çok uzun süre bütün bu karar kuru riskler yüzünden dev büyük primler yaptı. Bir o ortadan çıktı. İstersen bir şöyle kısa vadeli 5-6 ay. Yani 5-6 ay hiçbir şey olmaz. Hatta düşer. O büyük yatırım bankaları satıyor. ETF'ler shortluyor. Ya orada seninle şey aynı düşünüyoruz o zaman. Orta vadede ben altını çok şanslı görüyorum. Çünkü 2,5 yani kuru fasulyenin zararları dediler ya da zurnanın zurt dediği yere geldik. 2,5 trilyon para basarken bunu bir de geri çekmek var ya da enflasyona sirayet etmesine mani olmak var. O zaman çok neşeli günler geçireceğiz. Neşeli günlerde ben altında kalmayı tercih ederim. Ha, neşeli günler gelecek yani. Evet, yani altını geçmişte yükselten enflasyon ve veya finansal kriz şeylerine geleceğiz yeniden. Yine oradan de, hiç kimsenin evet, o zaman uzun olmasın. Vadede altın hala cazip diyebiliriz. Ya kardeşim yani bu şok, bu Lehman krizi ve arkasından yapılan hatalar dünya ekonomisinde o kadar ağır yaralar açtı ki. Önümüzdeki 10 yıl boyunca nominal faizler enflasyon beklentilerinin gerisinden gelecek. Evet. Dünyayı deflasyona sokmamanın yani önleyici ilaç bu. Dolayısıyla reel faiz çok düşük olacak. Evet. Bu ortamda da insanlar paraların değerini korumak için altında kalmak zorunda kalacaklar. Altın artık birkaç egzotik yatırımcının yatırım yaptığı piyasa değil, bütün dünyada insanların ve kurumların portföyüne yayılmış bir risk yayma aracı. Dolayısıyla da şey yok yani, altına bir şey olmaz. Evet. Bu arada şey diyor ki İrfan İnce, büyük yatırımcılar neden parasal genişlemenin kaynağı olan ülkede kalkmasın da ikincil etkilerinin görüleceği bizim gibi ülkelere gelsin? Tabii parasal genişlemenin... Bu arada diyor Atilla Bey'i fit gördüm diyor. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Doktorlarımın değerli çabaları sayesinde 130 kiloya kadar indim. Tabii parasal genişlemenin aslında bu sorunun cevabını Merkez Bankası'nın yaptıklarından da biliyoruz. İşte kurun fazla değer kazanmasını engellemek için faizleri indiriyor. Tabii o faizleri indirdikçe millet ulan bu paraya, bu faizle mevduatta para mutludur deyip gidip sandık altına tepesi, araba çekiyor. Altına araba çekiyor da sandık tepesinde boş arazi alıyor. Yarın oraya da TOKİ gelir diye. Şimdi tabii Amerika'da o ikinci kısmı yapamadığın için herkes yapmış arazi ve şeyini. Evet. Fon yöneticileri getir bulmak zorunda. Bunu anlamamız lazım. Bugün Amerika'da ve özellikle Japonya'da trilyonlarca dolar evet. Emekli sandığı, emekli fonu var. Evet. Ve bu adamlar bir söz vermişler. Yani siz emekli olduğunuzda size maaş ödeyeceğiz demişler. Evet. O maaş ödeyebilmek için yatırımcıdan topladığınız paraya bir getir üretmek lazım. Doğru. O da Amerika'da yok, Japonya'da da yok. Dolayısıyla parayı itiyor bu parasal genişleme. Bize doğru itiyor. Ben size yani çok basit hesap ya. Yani yatırım tavsiyesi vermek durumunda değilim. Allah beni o şekilde para kazanmaya mahkum etmesin. Benim bugün yani yen shortlayıp Türk lirası ya da hisse senedi ya da tahvil almak bedava aptal parası ya. Ya kazanmamak imkansız. Hani insanın hakikaten çok şanssız ya da çok aptal olması lazım. Yani yen shortlama yani ya kuru da diyor ki ben yenin değerini düşüreceğim diyor. Yenin değeri düştükçe yen shortluyorsunuz. Onunla yen faizinden borçlanıyorsunuz. Gelip Türk lirasına yatırıyorsunuz. Türk lirası %6 üretiyor. Yani akıl almaz bir para. Evet. Peki şeye ne diyeceksin? Ya Atilla, belki şeye de değinirsin. Yani Merkez Bankası'nın son söylem değişikliğine de değinebilirsin. Yani son PPK'dan sonra bu üst koridor 7,5'dan 7,5'a indi. Belki şimdi 7'ye inecek. Faizler inmeye devam ediyor. Daha önce %15 büyüme kredilerde zorunlu bir durumdu. Şimdi öyle de zorunlu da değil pek canım, yani referans noktası şeklinde belirtildi ve kur üzerindeki etkisi Merkez Bankası'nın. Dolar TL kurunda ne bekliyorsun bu yıl? Ya ilk kısmına cevap vermeyeyim mi? Yok, hayır iki soru sordum, istediğine önce cevap verebilirsin. Valla eğer bir yerlerde nasıl merkez bankacılığı yapılmaz ve nasıl bir ekonomi mahvedilir diye bir kitap yazılıyorsa, ders kitabı, Merkez Bankası örnek olarak kullanılacaktır. Geçen ay başlıca kaygımız sermaye kaçışı ve kredilerin çok hızlı artışıydı. Bir gün içinde kaygımız aniden ekonominin yeteri kadar hızlı büyümemesi ve Türk lirasının aşırı değer kazanması oldu.
para politikasının 3 ile 6 aylık bir sürede, belki de daha uzun bir zaman aralığıyla ekonomiye yansıdığını biliyoruz. Siz her ay fikir değiştirirseniz 5 yıl vadeli yatırım yapmak isteyen iş adamı nasıl karar verecek? 2. Öncelik kurdaki oynaklığı azaltmak ve Türk lirasının değer kazanmasını engellemek. Ben yalnız orada bir şey söyleyeceğim. O karar değişikliği, yani o daha önce işte şimdi büyümeye destek, ben orada ciddi politik baskının olduğunu düşünüyorum. Yani öyle olmasa bile Sayın Zafer Çağlayan çıkıyor ve diyor ki biz istedik, koridoru indirdiler diyor. Yani o kadar yanlış bir şey ki. Yani çok yanlış. Yani, özellikle yabancı yatırımcı açısından ki şu anda dibizde pozisyonların %30'u adam merkez bankalarının bağımsız olduğu bir ortamdan gelmiş. Macaristan'da da bu kolpoları yapmaya kalktılar, çöktü piyasa. Keşke söylemese böyle şeyleri. Yani merkez bankasında ben siyasi baskıdan çok toplumsal baskının etkisini hissediyorum, samimi söyleyeyim. Biz toplum olarak düşük faiz istiyoruz, hızlı büyüme istiyoruz. Ve enflasyona karşı dirençliyiz, kuş gribi virüsü gibi. Ama demin söyledin sen, yani bu anayasa değişim süreci var, arkasından seçimler var. Yani %2 büyümeyle girmek ister mi yani hükümet oraya? Girmez. Yani şu anda %4 civarında büyüyecek gibi gözüküyoruz. O istihdamı arttırmaz bir kere. Zaten istihdamda son 15 aydaki kazanımların %80'i işte kamudan geliyor. Tabii kamu istihdamı arttırıyor şu an. Yani bir bu sene özelleştirmeden şu ana kadar yapılanlardan 10-12 milyar lira civarında para gelecek. Onun hepsini seçime dökecekler. Olmaz tabii. Yani dünyanın her yerinde Merkez Bankası bu şartlarda frene basmakta zorlanır zaten. Şimdi ondan önce bir şey daha söyleyeyim. Merkez Bankası Türk lirasının oynaklığını azaltmaya çalışıyor. Yani ne değer kazanmasını istiyor, ne değer kaybetmesini istiyor. Ama bence şu an değer kazanmasını istiyor artık. İstemiyor çünkü ihracat artışı yıllık %4'lere düşmüş. Hayır, ben doların değer kazanması. Doların değer kazanması. Onu da istemiyor çünkü çekirdek enflasyonda artış başladı. Açıkçası Merkez Bankası iki arada bir derede. Ama mesele şu, bakın. Kur oynaklığını azaltmak için getiri eğrisindeki oynaklığı 5 misline katladınız. Bir ay içinde bileşik faizler 6.60'dan 5.75'e geldi. Bunun da ekonomiye maliyeti var. Çok ağır bir maliyeti var. Piyasada likitte fonlama oranınız, yani merkezin fonlama oranı değil, piyasanın ortalama fonlama oranı 4.5'lardan 6'lara çıkıp iniyor. Şunu Merkez Bankası ve Merkez Bankası hakkında yorum yapanlar anlamakta büyük güçlük çekiyor. Kur kadar kısa ve uzun vadeli faiz de ekonomik aktiviteye sinyaller veren çok önemli göstergelerdir. Bunlardan birinin oynaklığını azaltma uğruna ötekini daha oynak hale getiremeyiz. Bence faizdeki oynaklığı azaltmak, eğer bir şey yapılacaksa, çok daha önemlidir. Evet, kur dolar TL hiçbir şey olmaz kardeşim. Dünyada bu para bolluğu oldukça Merkez Bankası kuru yönlendirecektir. Merkez Bankası da kur sepetinin, döviz sepetinin 2.06 ile 2.09 arasında oynamasını ister. Hı hı. Eğer bir yere gidecekse dolar değer kaybedecektir Türk lirasına karşı. Evet, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Sana katılmadığım bir nokta şu, özellikle Merkez Bankası'nın bu enflasyon, hani dedin ya dolar değer kazanırsa çekirdek enflasyon yukarı gidecek. Hayır, dolar... Ha, dolar değer kazanır. Tabii pardon. Bir de gizli gizli elimle aşağı yapıyorum. Yaşar yanlış gördüm. Dolar değer kazanmaya devam ederse çekirdek yukarı gidecek. Bir orada tıkanıyor. Aşağı giderse de bu sefer cari açık patlayacak. İki arada bir adede diyorsun ama ben tahmin ediyorum Merkez Bankası şu an enflasyonu dördüncü şey yaptı. Yani enflasyonu dördüncü maddeye koydu sıralamada. Hele emtia fiyatları düşük seyredince hiç kafaya takmıyor. Tabii o kafaya takmıyor da piyasa takabilir. Piyasa takabilir. Şu an borsa açıldı ve 84.407'den açıldı. Düne göre oldukça yüksek açıldı ve 84.500'e doğru gidiyor.
borsa yatırımcıları seviniyor. Demek ki hala dünkü Moody's'in açıklamasından herhalde bir not artışı geleceğine inanıyor piyasa. Atilla çok teşekkür ediyorum. Yani inanılmaz keyifli oluyor seninle programlar. Ve seyirci emin ol, bak onların hepsini okuyamadım, bu keyfe ciddi anlamda katılmış. Sevgili seyirciler, sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için. Bu haftayı burada kapatıyoruz. Pazartesi sabahı inşallah yine saat 9'u 5 geçe veya 9'u 10 geçe sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, iyi hafta sonları. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.